Lefkoşa İnisiyatifi öncülüğünde bir grup sivil toplum örgütü daha güzel, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir Lefkoşa için harekete geçti. Sorunlar içinde başlayacak hareket kapsamında örgütler Lefkoşa Bildirgesi adı altında 20 maddelik talepler listesini düzenledikleri basın toplantısıyla anlattı Sayın Seyirciler. Hazırlanan bildirgeye göre başkente yakışır bir Lefkoşa için halk ve yerel yönetimler birlikte çalışmalı. Lefkoşa İnisiyatifi öncülüğünde bir grup sivil toplum örgütü hazırladıkları Lefkoşa bildirgesini basın toplantısıyla duyurdu. Sivil toplum örgütlerinin hedefi Lefkoşa'nın daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir kent olması. Basın toplantısında 100'e yakın sivil toplum örgütüyle birlikte çalıştıklarını söyleyen Lefkoşa İnisiyatifi Başkanı Hüseyin Satri hazırladıkları bildirgeyi adaylarla görüşeceklerini anlattı. Bu inisiyatifimizin web sitesini ayrıca oluşturarak herkesin bireyi olarak, ayrıca Lefkoşa'da yaşayan herkesin Lefkoşa üzerine fikirlerini, projelerini, düşüncelerini aktarabileceği bir platform haline getireceğiz. Girne Amerikan Üniversitesi adına konuşan Asım Vehbi'de hazırlanan bildirgenin sadece bir başlangıç olduğunu, bunu büyütmek ve Lefkoşa yönetiminde söz almak için Lefkoşa halkının, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, kurum ve kuruluşların birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi. Çok daha yaşanılır, çok daha çevre dostu, çok daha yeşil ve çok daha sürdürülebilir bir kent istiyoruz. Turlar içinden başlayarak Lefkoşa'nın yaşanılabilir bir kent haline dönüşmesine bir katkı koymak istiyoruz. İnisiyatifin politik bir amaç gütmediğini de belirten Vehbi, işbirliği içinde çalışmanın öneminden bahsetti. Daha sonra Lefkoşa Bildirgesi, Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Aysun Yücel tarafından okundu. Bildirgede Lefkoşa'da tüm canlıların sağlıklı yaşamasından yerel yönetimlerin sorumlu olduğuna vurgu yapılıyor. Talepler arasında ise yeşil ve rekreasyon alanları, parklar ve kültür ve sanat tesislerinin oluşturulması, Lefkoşa'da yaşayanların hayatını ilgilendiren tüm hususlarda söz hakkına sahip olması, üretim ve tüketimde geri dönüşümün sağlanması, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, kültürel ve tarihi mirasın korunması, tüm mekanlara engelsiz erişimin sağlanmasıyla toplu taşımanın gelişmesi gibi maddeler yer alıyor.